Soğuk Savaş döneminde ülkelerin rejim ihraç etmeleri konuşulurdu sevgili izleyiciler. Soğuk Savaş sonrasında da bazı kapalı rejimlerde yine bu rejim ihraç meselesi konuşuluyor. Bu anlaşılabilir tabii ki siyaset açısından. Fakat Türkiye ilginç bir şekilde gündeme geldi. Rejim ihracı değil de rejimin karakteristiği diyebileceğimiz bir takım kriminal mevzuların ihracı söz konusu. Tabii ki New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki iddianameden söz ediyoruz. İlginç değil mi? Mutlaka takip etmişsinizdir. Hoş geldiniz Parametre'ye. TR724'te yine bu güncel siyasi gelişmeleri ekonomi parantezinde değerlendireceğiz. İktisatçı Profesör Sayın Ercan Ekmekçioğlu'yla. Hocam merhaba. Merhabalar Mehmet Bey. İyi yayınlar diliyorum şimdiden. Teşekkür ediyoruz. Umarız Türkiye için de iyi olur. Çünkü çok ilginç bir iddianame Amerika Birleşik Devletleri'nde hazır. Hani biz rejimden, siyasi rejimden söz ederdik eskiden Sovyetler Birliği döneminde Soğuk Savaş sürerken işte rejim ihracından İran için sık sık konuşulurdu. Ama Türkiye çok farklı bir ihraçla gündeme geldi. Ha bu demek değil ki Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet olmadı, olmayacak ama Türkiye'nin yönetim düzeyinde böyle bir iddianamede adının geçmesi elbette üzücü. Bu konuya da değineceğiz ama önce daha küresel bir gelişmeden bahsedelim. Gerçi bölgesel fakat etkileri itibariyle tabii küresel yansımaları olabilir. O da İsrail, hatırlayacaktır izleyicilerimiz, Lübnan'da Hizbullah üyeleri ve yöneticilerini hedef alan bir saldırı gerçekleştirmişti. Daha sonra Hizbullah'ın misillemesi söz konusuydu. Fakat İsrail orada bırakmadı, devam ediyor. Hatta şimdi daha büyük bir savaşa hazırlanıldığı iddiaları var. Birleşmiş Milletler'in bölgedeki yetkilileri acil ateşkes çağrısında bulundu. Fakat İsrail bunu duymak da istemiyor. Doğrudan Netanyahu bu konuda kapıyı kapattı. Buradan başlayalım hocam. Lübnan'da ateş yükseliyor, ateş büyüyor. Riski nasıl görüyorsunuz bölgede? Elbette yani riski yüksek, bölgeyi de bu risk öngörülemeyecek veya ne diyelim belki arzu edilmeyecek noktalara taşıyabilecek bir potansiyele aiz. Evet, burada İsrail yönetimi gemi azıya almış durumda. Bunun belki yıllarca yani bu şunu gösteriyor aslında. Bu böyle sadece 7 Ekim'le alakalı bir şey değil, teşebbüs değil. Bu kalkışmanın şeyinin de arkasında çok ciddi bir hazırlık olduğu çıkıyor karşımıza. Yani onu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu bir plansa, bu planların aşamaları var demektir. Bu aşamalar da peyderpey ilerliyor. Ve gördüğümüz kadarıyla hep dile getirdiğimiz bir şeydi bu. O zaman için belki güçlü bir dünya kamuoyunun göstereceği tepki belki bu şeyi bozabilecek noktadaydı. Ama gördük yani gözlerimizin önünde 40 binden fazla insanın soykırıma tabi tutulmasını izledik. Hepimiz şahit olduk buna. Vicdanlar kanadı. İnsanlar bir şekilde duyarlılık gösterebilen kesim toplumların işte sokaklarda, ilgili mahfillerde bunların tepkilerini gösterdiler. Ama siyaseten baktığımızda hiçbir şeyin görünür şekilde çalışmadığı sonucuyla karşı karşıya kaldık. Bu bilinen bir şeydi aslında. Belki komplo teorisi olarak da dile getiriliyor birçok mahfilde. Ama onun öyle olmadığı anlaşılıyor, görünüyor. Şimdi benzer örneği mesela şeyde de gördük. 11 Eylül saldırılarında da gördük. Çok manidardır. Ben bizzat o zaman Rusya Federasyonu'ndaydım. Rusya'da bir haber paylaşımı yapılmıştı. O haber paylaşımını takip ederek İngiltere'deki işte şeye de vardım. Haber ajansının linkine de vardım. Oradan da olayın teyit edilmiş halini gördüm bizzat. Nedir mesele? Malum o zaman da Old Bush vardı iktidarda, Amerika'nın başkanlık koltuğunda. Çok net bir şey yapmıştı, tanımlama yapmıştı. Demişti ki ya bizim tarafımızdasınız ya karşı tarafta. Ya bizden tarafsınız, ya bize destek vereceksiniz, Amerika'nın arkasında duracaksınız, yanında duracaksınız ya da karşısında olacaksınız ve bunu biz önemsiyoruz. Yani ne tarafta olduğunuz bizim için çok kıymetli, çok önemli. Ve bununla alakalı da bazı şeyleri ortaya koymuştu. Çok manidardır mesela. Burada dikkate haiz bir şey var. Meksika bu konuda duyarlı duruyordu. Biraz böyle olayın akışını görmek istiyordu.
Belki parlamentoda bu anlamda ciddi bir şey veriyordu, sinyal veriyordu iktidara, hükümete ve biraz terniyle yaklaşıyordu ve bir şeye şahit olduk. Yani az önceki bahsettiğim mesele taslaman bununla alakalı. Bir suikast girişimine şahit olduk. Bir 3-5 kişilik bir tim diyebilirsiniz buna. Çok duyarlı ve dikkatli bir güvenlik görevlisinin, parlamento güvenlik görevlisinin dikkatiyle yaşanmış bir şey bu. Ortaya çıkarılmış bir şey. Tabii kalabalık bir zamana denk getiriliyor ki ciddi bir ses gelsin etraftan. Ve sonrasında yaşanan şey çok malum. Hemen o kalabalığın da etkisiyle bu tim etkisiz hale getiriliyor. Derdest ediliyor, götürülüyor. İlgili yerlerde soruşturuluyor. Ve çok ilginç bir şey çıkıyor karşımıza. Çok cidden ilginç bir şey çıkıyor ve bunların aslında bir silahlı kuvvetlerin müntesipleri olduğu çıkıyor karşımıza. Görevli, rütbelerinde. Ve bakıyorsunuz belki yüzlerce parlamenterin, belki çok daha fazlasının ölümüne sebebiyet verecek bir şey var ellerinde, üstlerinde. Patlayıcı yekün de var. Ha, şimdi anlaşılıyor daha sonra bu mesele. Bu adeta bir Pearl Harbor benzeri. Amerika'yı İkinci Dünya Savaşı'na sokan, Meksika'yı da Amerika'nın yanında olmaya yönlendirecek bir eylem planı aslında bu. Ve bu çok hızlı bir şekilde tabii şey yapılıyor, konuşuluyor uluslararası diplomaside ve çok manidardır, çok manidardır. Bu sözü edilen tim ilgili ülkeye gelen bir uçak vasıtasıyla gönderiliyor. Ve çok kısa bir süre içerisinde de Meksika, Amerika'nın tarafında yer alıyor, destek veriyor. Şimdi benzer meselelerin bugün de söz konusu olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Bunun en absürt örneği maalesef ülkemiz Türkiye. Burada karşımıza ne çıkıyor? İşte Tayyip Erdoğan gerçeği çıkıyor. Belki miting alanlarında, belki siyasi söylemlerinde, konuşmalarında hep karşı meselelere odaklanmış gibi olsa da, bunları dile getiriyor olsa da, aslında arka planda ticaretin takır takır devam ettiği, hatta bu ticaretin askeri niteliği de olduğu çıktı karşımıza. Sonunda bunlar yalanlandı ama yalanlanan her bir şey daha sonrasında uygulamaya alındı. Bugün de devam eden bir süreç var. Dolayısıyla İsrail'in bu konuda çekindiğini çok söyleyemeyiz. Hele hele bu arsız yönetiminin, Netanyahu'nun bu konuda hiçbir şekilde bir kendi kutsallarının ötesinde kriterinin olmadığını çok rahat söyleyebiliriz yani. O açıdan o sözünü ettiğimiz planın çok rahat bir şekilde çalışmaya devam ettiğini, ilerlettiğini, bununla ilgili de zaten ifadeler ortada. Yani söylediği şeyler ortada. Bölge ülkelerini sıraya koymuş vaziyette. Açıklamalar bunu anlatıyor. Her nedense Türkiye'de çokça dile getiriliyor şu an, İsrail bize saldıracak, uyanın artık söylemini yapmalarına rağmen bir tek Türkiye'ye adres göstermiyorlar. Bu da çok manidar bir nokta. Aslında hani ilginç bir noktaya taşıdınız hocam. Yiğit Bulut'un bu iddiası hani hak ettiği kadar konuşuldu mu? Yahut da Yiğit Bulut'un en son dolarla ilgili iddiasından dolayı mı bu kadar konuşulmadı? Neticede Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir danışmandan bahsediyoruz. Hani öylesine sosyal medya paylaşımı yapmış olmamalı diye düşünüyoruz. Fakat zamanlama itibariyle hani böyle bir paylaşım ve hükümetten bu konuda resmi bir açıklama gelmemesi ilginç mi? Yoksa sadece kamuoyunu hani böyle diyeceğim oyalamaya dönük bir adım mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya genel itibariyle tabii yalancı çoban hikayesini herkes biliyor. Herkesin malumu nedir o? İşte Suriye kurt geldi diyor. Halbuki eğlence maksadıyla yapılmış bir şey. Alay alıyor insanları, o telaşa düşmüş insanları. Sonucu malum. Gerçekten Suriye kurt geliyor ama hiç kimse itibar etmiyor. Olan o Suriye oluyor. Sürünün canını oluyor. Ya şu an aynen ifade ettiğiniz tarzda geçmişte öylesine absürt sözlemleri oldu ki, ifadeleri oldu ki, ya kalktı ekonomiden anlayan birisi olarak, danışman, hatta baş danışman birisi olarak, dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün ifadesi var. Ya bugün o rakamın neredeyse 30, 11 katı oldu. Bakın 34 lira.
11 katı oldu. Ama bu adam, bu kişi hala görevinde devam ediyor ve kamuoyunu harekete geçirecek bazı söylemleri dile getiriyor. Taslaman da bu anlamda görülebilir, değerlendirilebilir. Öyle görüyorum yani. Yiğit Bulut'un o paylaşımı üzerine aslında tam da şunu sormak gerekiyor. Neden yapsın? İsrail neden Türkiye'yi hedef alsın? Çünkü sizin de az önce belirttiğiniz gibi Türkiye bir şekilde ticaretini sürdürüyor. Aynen. Bir şekilde derken aslında artırarak da sürdürüyor. Çünkü bu Ticaret Bakanı'nın, İsrail Ticaret Bakanı'nın da ifadesinde geçiyordu. Bu noktada o halde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı soralım hocam. Orada da gündeminde Gazze vardı. İşte Gazze için dünyayı çağırdı. Bir taraftan yine dünya 5'ten büyüktür hatırlatması içerisinde Türkiye'nin de aslında o 5'in 6 yapılması ve Türkiye'nin de oraya dahil olması gibi bir takım söylemlerde bulundu. İktidara yakın medya çok parlattı bu konuşmayı ama dünyada tabii öyle bir karşılığı olmadı. Önemli miydi? Belki İsrail'le ilişkisi dediği gibi olsaydı, Gazze konusundaki duyarlılığı dediği gibi olsaydı daha dikkate alınabilirdi. Siz ne düşünüyorsunuz Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına dair? Üzerinde durmaya değecek bir etkisi oldu mu? Yani şunu söylerler, yani tamamen tribünlere oynayan bir şey var, kişi var karşımızda. Ya bir kere ifade ettiği söylemler, içerikler Türkiye'de ciddi anlamda çalışır şeyler olmuş olsaydı o zaman belki sözünün bir kıymeti olurdu. Ya Türkiye'nin hali ortada bugün. Yani meşhur bir ifade var, yani aslında şöyle tanımlamak lazım. İşler doğru mu yapılmış yoksa doğru işler mi yapılmış? Şimdi bu iki önermeye baktığımızda en masum haliyle olayları bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyorken Türkiye için her ikisinden de uzağız. Bakın Türkiye için her ikisinden de uzağız. Her şey yanlış. Doğru olarak yani işlerin doğru mu yapılmış olması veya doğru işler mi yapılmış olması mesela her şey yanlış. Bu açıdan şimdi tabii bunun Türkiye ayağı böyle ama küresel olarak baktığımızda bu tespitler kısmen biraz daha doğru olabilir, anlam ifade edebilir. Ama ya şimdi kaderin bir cilvesi yani tas tamam bu ifadeleri kullanan bir lider Birleşmiş Milletler'deyken Amerika'da patlak veren skandal ortada. Yani niçin böylesine güçlü söylemi olan bir lider öyle bir skandal ortaya çıkmışken, iddianame ortaya çıkmışken ve bütün doğal olarak, bakın seçilmiş değil, bütün doğal olarak Birleşmiş Milletler programındaki liderlerin katılacağı bir yemeği dahi çok önemsemesi lazım aslında. Ama ne yaptığını görüyoruz, o yemeğe kalmadan ayrıldığını görüyoruz. Ya şimdi merak ettim, baktım ya bu aslında bakın... davranış psikolojisi dahi neyi ele veriyor? Bazı şeylerin gerçekliğini veya yanlışlığını, az önce dedik ya doğru ve yanlış, ortaya koyuyor, gösteriyor bize çok net bir şekilde. Sen niçin gocundun da hızlı bir şekilde çok arzu edebileceğin bir noktada olmaktan imtina ettin ve Türkiye'ye döndün? Yani bunu sormak lazım asıl. Merak ettim, şimdi neyi kastediyorum bu iddianame meselesiyle? Taslaman New York Belediye Başkanı'nın işte hakkında açılmış olan devletin, Amerikan devletinin önemli iki kurumunun da destekleyerek derinlemesine sessiz bir şekilde takip ederek sonuçlandırdığı, işte savcılığın da iddiaya döktüğü bir şey var, durum var ortada. New York gibi dünya siyasetinin önemli bir merkezi, bakın önemli bir merkezi. Ve siz burayı bile rüşvete bulaştırmışsınız. Rüşvetle anılır bir noktaya gelmiş. Ha şimdi hep şunu da çok garipsiyorum Mehmet Bey. Garip geliyor bana. İnsanlar artık çok şey yapmışlar. Yani olayları ölçekten uzaklaştırmışlar. Ya olmuş da yani ne ki yani happy topu işte 50 bin 100 bin dolarlık bir şeyi var, çapı var. Meselenin ya Almanya Cumhurbaşkanı, bakın Almanya gibi bir devletin Cumhurbaşkanı 300 küsür ve 500 euro tutmayacak bir yekünden dolayı görevinden istifa etti bu toplumlarda. Bakın 500 euroyu bulmayacak bir rakamdan dolayı istifa etmek zorunda kaldı.
daha geçtiğimiz hafta tartışılıyordu. Eşinin aldığı yardımlardan dolayı veya işte hediyelerden dolayı İngiltere Başbakanı'nın bunu beyan etmemiş olmasının meselesi. Ya Türkiye için evet hep konuştuk, bunun örneklerini verdik. Yaşanan örnekleri, uygulanan örneklerini koyduk. Delilleriyle hepsini gösterdik. Milyar dolarlar artık. Elbette 100 bin dolar hiçbir şey değil onlar için. Belki milyon dolarlar da bir şey değil. Evet, baktığımda, incelediğimde o iddianamenin tarafları içerisinde yine malum Erdoğan ailesi çıkıyor karşımıza. Erdoğan ailesi var. Boşa kaçmıyor yani, ayrılmıyor oradan. Bir devleti temsil etmesi gerekiyorken, öylesine bir önemli bir programda şey yapması gerekiyorken, katılım yapması gerekiyorken ayrılıyor. Niçin ayrılıyor? İşte bundan dolayı ayrılıyor. Oğlu orada, kızı orada, yakın birinci derecede akraba veya ikinci derece akrabalar işin içinde, Ensar Vakfı işin içinde, yine Bilal Erdoğan'ın Türkiye'deki bildiğimiz vakfı işin içinde. Olmayan Türk Hava Yolları dahil. Aileden. Efendim? Türk Hava Yolları dahil. Yani eski konsolos. Şimdi bakın, hep söyleye geldiğimiz bir şey var, konu var. Dedik ki kötü para iyi parayı piyasadan kovar. İşte Türkiye'nin geldiği hal bu. Şimdi bu kötü durum çok manidardır. Atatürk'ün veciz bir ifadesi var. Ne diyor? Yurtta sulh, cihanda sulh. Şimdi yurtta rüşvet, cihanda rüşvet noktasına evrilmiş. Ve bu Amerika gibi bir devlette kabul edilebilir bir şey değil. Bakın, kabul edilebilir bir şey değil. Ya çok ilginç bir şey bahsedeyim ben. Örnek vereyim, anlaşılsın. Birisi Amerikan vatandaşı oluyor. Green Card üzerinden Amerikan vatandaşı oluyor. Oraya geliyor. Daha sonra belli bir zaman geçiyor. Bir şekilde taktığı, kullandığı bir takı kayıtlara geçiyor. Yakalanıyor bakın, izleniyor bir şekilde. Ve bununla alakalı soruşturma geçiriliyor bu kişi. Diyor ki siz beyan etmediğiniz bu takının, pahalı bir takı bakın bu. Hemen yakalanmış, oradan görülmüş. Ederi de belli, şeyi de bakılıyor, vergilere, her bir şey. Parayı takip et, bulursun zaten, neticeyi bulursun. Aynı şey burası için geçerli. Ve kişi diyor ki ya bu benim düğünümde bana takılan bir şeydi, takıydı. Aslında bana aitti. Bir gelişimde bunu yaptım, yanımda getirdim. Diğer ülkemdeydi. Buraya geldiğimde beraberimde getirdim. Diyor bunu beyan etmek zorundaydınız. Bilmiyordum, kusura bakmayın. Cezasından kalmıyor, uzak kalmıyor. Cezası kesiliyor. Niçin ya bir takıya bakın bir takı. Niçin bu şekilde sistem kontrol altında? Bakın, diyebilirsiniz serbest piyasa ekonomisi, işte demokrasi, şu bu, hani nerede, nasıl bu kadar bir şey. Adamlar mükemmel bir sistem kurmuşlar ve bu sistemi sıkı bir şekilde denetliyorlar, düzenliyorlar, koruyorlar. Evet, böyle. Şimdi bir takı deyip geçmeyin hocam. Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın dahil olduğu malumunuz bir düğün skandalı var. Denetlemekle görevli oldukları banka ve finans kurumlarının yöneticilerini davet ettikleri bir düğün var. Hani bir takı deyip geçemiyoruz maalesef. Evet, yani kasa kasa götürüyor adamlar ya. Kutu kutu götürüyorlar. Hesaplamışlar yani ne kadar makamın ederinin karşılığını. Ya işte bunlar çok kötü örnekler. Ve bunun için işte bakın, bir başka toplumdan, bir başka ülkeden kendi ülkelerine bu tarz bir şeyin, olumsuzlukların yansımamasını sağlamak için sıkı bir kontrol mekanizması geliştirmiş. Gelişmiş toplumlar, ülkeler. Amerika bugün itibariyle baktığımızda, daha geçtiğimiz hafta yayınlanan bir rapordu bu. Okudum, çok şaşırtıcı bir şeydi sonuç. Avrupa bunun için işte geçtiğimiz programda bunu dile getirmiştik. Ne yaptı eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı? Dedi ki kendinize gelin, Avrupa'yı gündemden düşüreceksiniz. Kaçacak birçok şey, fırsatlar elimizden. Ve bakın tam grafik karşımızda. Bugün Amerika Avrupa'nın gayri safi yurt içi hasılasının 2 katı bir ekonomik büyüklük üretiyor. Korkulan şey bu. Şimdi adam aptal mı? Af buyurun.
böylesine bir ekonomik performansı kangren virüslü bir bulaşığa açık tutabilsin, tutsun. Bugün New York Belediye Başkanı'nı göz ardı eden, onun yaptığını dikkate almayan, yarın bunun sayısı birken 3 olur, 5 olur, 10 olur, 100 olur, kontrol mekanizmasını alt üst eder. Oranın piyasasını da bozar. Orada da ahlaksız şeyler cesaret bulur. Elbette insanın doğasında, fıtratında var bu. Yapacaktır, deneyecektir ama bu sözün ettiğimiz nizam bunu ne yapıyor? Dengeler, denge faktörü aşırı derecede kontrollü tutuyor. Ve hiç garipsememek lazım. Hiç garipsememek lazım. Hedefler var. Sessiz, derinden bir şekilde gidiyor. Hep Türkiye'de diyorlar ya işte şöyle böyle diye. Aslında kendilerinin ne olduğunu ortaya çıkarıyor. Şu yaşanan, ortaya çıkan ne diyelim iddianamenin şeyine baktığımızda, akışına baktığımızda. Yani İddianamenin ayrıntısına baktığımızda oradaki Türk evi dahil bazı binaların yapımı için aslında New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın nüfuzunu kullandığını görüyoruz. Hatta emri altındaki memurların ya da etkileyebileceği bazı görevleri bir nevi tehdit ettiğini görüyoruz. Ama bunu Türkleri sevdiği için mi yapıyor? Çok basit bir örnek. Türk Hava Yolları'ndan 100 bin dolara ulaşan ücretsiz uçuş imkanı elde ediyor. Yani bununla birlikte nasıl diyelim eskilerin tabiriyle eşantiyon pek çok ürüne de kavuşuyor bununla birlikte. Ama burada dikkatimizi çeken şu, Amerikan medyası bunu gördü. Yani Amerikan medyası bunu manşetten gördü, büyük büyük gördü. Fakat Türkiye'de ise hani ana akım medya, hani bugünün ana akım medyası elbette o şerhi düşelim, ana akım medya görmedi bile. Yani görmek istememesi evet, anlaşılır çünkü rejimle çok yakın bir ilgisi var bu hadisenin. İşte sadece görseller değil, iddianameye giren çok ciddi bilgiler var. Peki buradan hocam yani biz yine itibar devşirebilir miyiz? Yani şöyle bir yorumlanabilir mi Türkiye'de bu? Bakın işte Türk Dışişleri New York Belediye Başkanı'nı etkisi altına almış. Çünkü savcı bu ifadeyi kullanıyor. Türk yetkililer etkisi altına almış belediye başkanını şeklinde bir ifade var. Evet, doğru bir tespit. Korkulan nokta da burası zaten. Yani her ne kadar Türkiye'de din faktörü çok rahat bir şekilde kullanılıyor olsa da yani hepimiz gördük Mehmet Bey. Seçimlerin öncesinde insanlar başörtüsü taktılar, sakal bıraktılar. Seçimlerin bitmesinden sonra başörtüsünü de çıkardılar, sakallarını da kestiler. Din bu kadar siyasete alet edilmiş. Din bu kadar siyasete malzeme olmuş. Bu insanların her birisi bu görevlerine geldiğinde kendi inançlarına, bakın 200'den fazla inanç var Amerika'da. Öyle sadece Hristiyanlık yok. Bakın 200'den fazla mezhep ve din inanç türü var. Herkes kendi inancına göre yemin ediyor. Ve o yeminle kendisini mukayyet ediyor. Yani bağlıyor. Bağlayıcı bir şeye sokuyor. E şimdi siz bunu çiğnerseniz, bunu alt üst ederseniz insanların, toplumların buna saygısını da ortadan kaldırırsınız. Yani rüzgar ekmeğe fırtına biçme meselesi. Butterfly effect dedikleri kelebek etkisini de buna örnek olabilir. Yani bu açıdan şimdi bakın Amerika sadece Avrupa'nın iki katı bir ekonomik büyüklüğe sahip olmasını geçelim. Hep tartışıla gelen bir şey var, söylene gelen bir şey var. Şu son iki haftadır, üç haftadır Türkiye BRICS'e üye olacak, Türkiye BRICS'e giriyor. İşte alternatif geliyor, alternatif çıkıyor. Ya arkadaş bugün küresel sistemin, bakın küresel ekonomik ve finans sisteminin %58'i hala dolar rezerviyle yürüyor, yürütülüyor. Bunun yanında G7 dediğimiz kurumun para birimlerini de eklersek, bakın Mehmet Bey, bunun para birimlerini de eklersek karşımıza nasıl bir şey rakam çıkıyor biliyor musunuz? Rezerv, kullanılan para itibariyle %92, %94 seviyelerinde bir hakimiyet çıkıyor. Yani siz burayı da bir kanser hücresi gibi girer de alt üst ederseniz, bunun işleyişini de bozarsanız, bütün bunların her birisi yüzyıllara vabeste bu sistemlerin inşa edilmesi, kurulması öylesine kolay değil.
öylesine kolay olmadı. Dolayısıyla koruma altında bu iddianame hemen bir şekilde ortaya çıkarıldı. Buradan tabii Türk halkının üzülmesi lazım. Belki üzüldüğü kadar da sevinmesi lazım. Bir şeyi görmeye başlama imkanı çıkıyor, değerlendirme imkanı çıkıyor karşılarına. Evet. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın hazineden eksilen bir şey mi var canım gibi bir savunma yapma lüksü de yok Türkiye'deki gibi. Hocam buradan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun düğününe ve tabii ki düzenlemesine de geçelim. Düğünle ilgili söylemek istediğiniz var mı? Çünkü hani tamam düğündür, eş dost davet edersiniz ama böyle bir ilişkiniz varsa yani o kurumları, o finans kurumlarını, bankaları denetlemekle yükümlüsünüz ve o kurumların yöneticilerini davet ediyorsunuz. Hani onlar da böyle bir durumda herhalde gelemeyiz diyemezlerdi. Oturmuşlar, ne takı alacaklarını planlamışlar. Hatta rivayet o ki cidden oturmuşlar, nasıl bir takı, ne değerde bir takı götürelim, bunlar konuşulmuş. Yani çok ilginç. Hani kamu açısından, kamuda özellikle devletin işleyişini görmek açısından çok ilginç bir örnek. Neler söylersiniz o düğüne dair? Mehmet Şimşek soruşturulacağını söylemiş ama akıbeti ne olacak bilmiyoruz. Yani çok tuzun kokma hadisesi yani ortada ve korkunç bir şey şu. Belki iktisat %101'de tam bunlar aslında anlatılıyor iktisat derslerinde. Yani en temel iktisat bunlar bakın. Çünkü önemine karşı bunu bilmeyen, bunu dikkate almayan ileri makro mikro şeylerinde artık yapması gerekenleri çok şey yapamaz, kavrayamaz. Temel ekonomik şeyler bunlar. Şimdi bunu bile çiğnemiş, bunu bile yok farz etmiş. Öylesine düzenleyici bir kurum. Bakın üst kurul üstelik bir de bu. Yine geçen hafta da ifade etmiştik yani demiştik Merkez Bankası her ne kadar bunları dile getiriyorsa da çok manidardır. Aslında ahenkle çalışması gereken bu kurumlar ne yapıyor? BDDK'da kalkıyor tam onun tersine başka bir karar alabiliyor. Aldığı o kararla da ne yapıyor? Birisinin yaptığını diğeri bozuyor. Yani bozmak çok daha süratli ve kolaydır. İnşa çok zordur. Bakın hem zaman ister hem zordur. Bu açıdan bu mesele maalesef çok çok sıkıntılı bir konu. Kişinin kendisinde kalsa veya işte kurumun kendisinde kalsa bir şey değil belki. Ama bugünün teknolojisi işte sosyal medyası bunları çok hızlı bir şekilde afişe ediyor. Çok hızlı bir şekilde kamuoyunun gündemine taşıyor. Ve bu da ister istemez bu sözünü ettiğimiz veya dikkat çekmeye çalıştığımız bozulmanın hızını arttırıyor, kat sayısını arttırıyor. Ve bu bir ekonomi için çok çok riskli bir şey. Yani sıkıntılı bir durum. Oysa tam tersinin olmasını beklerdik değil mi hocam? Hani sosyal medya aracılığıyla da geniş kitleler hızla öğreniyor. Hani tepki gösteriyor, göstermiyor tartışılır ama hani böyle bir haberin öznesi olduğunuz zaman utanırsınız, sıkılırsınız. Hani niye yaptım dersiniz en azından. Fakat Türkiye'de bunların bir şekilde savunması gerçekleştirilebiliyor maalesef. Bu herhalde çürümenin bir örneği, kamudaki bir örneği. Hocam Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasıyla kredi kartı asgari ödeme tutarının değiştirilmesine ilişkin bir düzenleme yaptı. Bunu özellikle de duyururken Merkez Bankası ile eşgüdüm halinde olduğunu da vurguladılar. Bu hali hazırda yürütülen bir takım ekonomik çabalar var biliyoruz ama bu düzenleme ne anlama geliyor? Hani özellikle politika faizinin düşürülmesi geciktirildi. Bu da piyasalara nasıl etki edecek soruları soruldu. Ağustos ayında da Eylül ayında da müdahale edilmeyince sabit tutulunca politika faizi. Bu hamleyle piyasalara dönük nasıl bir mesaj verilmiş oldu? Nasıl etkisi olacak piyasaya? Evet. Az önce aslında tas tamam bu konuya belki örnek olacak bir şeyden bahsettim. Bunun literatür karşılığı moral hazard ifadesi. Ekonomide bu kavrama, bu faktöre konu olabilecek emsalsiz örnekler vermeye devam ediyor Türkiye yönetimi diyelim. Nedir moral hazard? Bir tarafın, bakın bir tarafın, bu grup da olabilir, kişi de olabilir, kurum da olabilir, riskli davranışlarda bulunma eğiliminin artması durumu. Ya bu gemi azıya almak bir yerde. Yani artık burada ahlaki, yani bırakın kanunları, bakın
yönetmelikleri, kuralları, yönetmelikleri, kanunları anayasayı bile askıya aldılar yani. Ortada yapılan şeyler. Bu riskli davranışlardaki arzu ve iştah, bunun eğiliminin artması, işte tas tamam moral hazard örneği. Ve bu ne yapıyor? Ciddi anlamda ekonomiyi sıkıntılı duruma düşürüyor. Şimdi evet, dediğiniz gibi kredi kartları, borçları işte 60 aya kadar vadeyle yapılandırılacak ifadesi var o son düzenlemede. Ödemesi 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin de faizi dikkatle görmek lazım orada. Bakın, faize önemle bakmak lazım. Belki bu ihtiyaç kredinizi 60 aya kadar bir vadeyle vadelendirebilirsiniz ama faizi ne kadar? %3. Yani korkunç bir şey var. Borçlu, çok daha borçlu gelecek bir duruma düşecek bir noktaya taşıyor. Yani sen şu an mahvoldun. Senin mahvolman yetmiyor. Bir şekilde rezil olman da gerekli gibi bir şey çıkarılabilir buradan. Ama burada bir zamana yayma çabası var hocam. Burada bir zamana yayma çabası var. Bu düşüşü ya yavaşlatma arzusu mu, yoksa bir umudun belirtisi mi? Ya o bir yerde hem makyaj, hem bir yerde zamana yayarak, hani hep dile getirilen bir ifade var. Ocağın üstündeki kaynayan ama düşük ateşte kaynayan bir suyun içerisindeki kurbağalar haşlanmak durumunu hiç hissetmezler. Ama zaman geldiğinde de artık geri dönme şansları yok. Yani haşlanıyorlar yani. Kurtulma şansları yok. Öylesine bir durum var karşımızda. Öylesine bir etki var karşımızda. Ya şimdi ne oldu? Türk halkının geliri veya kredi kartlarını kullanan insanların geliri arttı da bizim haberimiz mi olmadı? Mehmet Bey. Ya 10 bin liralık bir harcamada asgari ödemesi gereken tutar 4 bin lirayken ne yaptırıldı mesela bu son düzenlemeyle? 2000 liraya düşürüldü. Ya ara neyi teminat gördünüz de siz böylesine bir karar aldınız? Bu iki şeyin şeyi, birisini az önce ifade ettim. Türk halkını daha da büyük bir borca sokma operasyonu artı belki çok hızlı bir erken seçimin habercisi olacak bir şey bu mesele. Çünkü piyasanın cidden evet sıkışma durumu var. Artık borçların çevrilememesi gibi bir sıkıntı noktasına ulaşıldı. Hat safhaya ulaşıldı. Ve bu da birçoklarının Yiğit Bulut'un az önce ifade ettiğimiz gibi uyanın uyanın diyordu ya, o her ne kadar İsrail'e adres göstererek böyle bir arzuyu dile getirse de aslında birçokları daha hala umutla tutunan birçokların da uyanmasına vesile olacak bir şeydi bu. Yani ne oldu? Tekrar siz uyumaya da devam edin noktasına getirildi. Yani biraz daha böyle şey, ama bunun sonucu işte çok daha büyük bir borçlanma, ağır, daha ağır bir borçlanma yüküyle karşı karşıya getirecek bizi. Yani bu şekilde düzenli aynı zamanda hocam. Erken seçimi zikretmeniz ilginç, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hani 3,5 yıl önümüzde seçimsiz bir Türkiye var şeklinde bir açıklaması oldu. Hani bunu şöyle de mi okuyabiliriz? EYT ile ilgili açıklaması, Rahip Brunson'la ilgili açıklaması, yani en sert tonda konuştuğunda aslında tam da o konunun gerçekleşebileceğini mi anlamalıyız? Bu düzenlemede aslında bir yerde olamayız. Aynen dediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi Erdoğan ne söz verdi de o sözünü ne diyelim? Hani bir ifade var ya, bir zaman Refah Partisi liderinin çokça söyledi, pazara kadar değil mezara kadar. Hangi sözü kaldı ki elimizde mezara kadar geçerli? Yani görme şansımız var mı? Bir örnek gelse önümüze yani. Yok, yok, böyle bir şey yok. İşte yani bu anlamda baktığımızda maalesef hep işte sıkıntı şu. Yani siz şimdi böylesine bir şey çıkartıyorsunuz ortaya, düzenleme yapıyorsunuz. Ama işini sağlam yapan, yani hakkıyla vatandaşlık hakkını veren insanları cezalandırmış oluyorsunuz. Çünkü düzenli ödemesini yapmış insanlar bu noktada diyecek ki, lan ne oluyor ya? Ben saat gibi her şeyimi dikkatle yapmaya çalışıyorken, kurallara uyuyorken, ödemelerimi zorlayarak, borç harç alarak yapıyorken, öbür taraftaki yapmıyorken ödüllendiriliyor. Ben de bu anlamda ne oluyorum? Ceza görüyorum, yani üstü kapalı bir cezaya muhatap tutuluyorum.
Dolayısıyla bir yönde bu kötü davranışa bir mükafat gibi bir sonuç da ortaya koyuyor. İşte bu politik kararlarla aslında o az önceki bahsettiğim literatür karşılığıyla moral hazartı arttırıyor. Yani arsızlığı arttırıyor. Buna birkaç örnek verelim belki daha iyi anlaşılsın. Mesela sigorta açısından. Şimdi araç sigortası var bir kişinin. Diyelim ki bu araç sigortası aracını en yüksek şeyde koruma haliyle sigortalamış olsun. Ne oluyor bu? Çok daha dikkatsiz kullanıyor arabayı. Diyor ki zaten ben her şeyi kapsayacak bir sigorta şeyim var. Ve bu şekilde dikkatsiz bir kullanımla şeyi artırıyor, risk faktörünü artırıyor. Yine bir baktığımızda bankacılık yönüyle belki ifade edilebilecek bir başka örnek. Şimdi mevduat garantisi nedeniyle devletin verdiği bu işte bu düzenleme kurullarının verdiği kararlarla bu garantilerle bankaların daha riskli yatırımlar yapması örnek gösterilebilir. Yani gördük yani biz çok olmaması, finanse edilmemesi gereken projelerin finanse edildiğini gördük. Devlet, kamu kurumları, kamu bankaları aracılığıyla. Böylesine bir sıkıntı da ortaya çıkarıyor. Bakın, yine belki herkese bakan yönüyle sağlık sigortası. Tam kapsamlı sağlık sigortası olan bir kişi gereksiz yere bir sürü ne yapabilir? Tıbbi hizmet talep edebilir. Bakın yani etik şey gidince, arsızlık başlayınca bunun artık sonu yok yani, sınırı yok. Belki asıl duymak istediğiniz ekonomik etkilere örnek verebileceğimiz belki şu, kaynakların verimsiz kullanımına yol açıyor. Bu moral hazartın artmış olması, keyfiliğin veya arsızlığın artıyor olması. Risk faktörünü yükseltiyor. Piyasa dengesizliklerine neden oluyor. Evet, şimdi bütün bunların hepsi de bu sözünü ettiğimiz enstrümanların, ekonomideki çalışan enstrümanların maliyetlerini yükseltiyor, arttırıyor. Pahalılığa bizzat kendileri hizmet ediyor yani bu tarz bir davranışla. İşte bütün bu nedenlerle belki bu sözünü ettiğimiz moral hazard faktörü Mehmet Bey, ekonomik kararların ve politikaların şekillendirilmesine de önemli bir rol oynuyor. Ama baktığımızda bugün işte Türkiye bürokrasisi ayağından başına kadar, bakın hiç istisnası yok bunun, ayağından en küçüğünden en tepe noktasına kadar moral hazard üretiyor. Tamam mı? Bu da risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken kritik bir faktör olmasına rağmen, işte insanlarımızın öğrenmesi gereken nokta bu, önemsenmemesi sonucunu getiriyor. Ekonomide bol bol verimlilik yerine, işte refah yerine bir başka tarafla imkanlar üretiyor. Toplumun çok büyük kesimine de bol bol risk üretiyor yani. Aslında o riskleri tabii ki enflasyonist ortamı düşünerek de değerlendirmek gerek. Bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uğraşıyor. Daha enflasyonun kalıcı olarak düşürülebildiği günlerin hazırlığında olduğunu söylüyor ki her açıklamasında aslında bu umudun dozunu da artırıyor. Nitekim son olarak yine konuyla ilgili bir araya geldiği vatandaşlarla Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyasıyla bir araya geldiği bir buluşmada yaptı bu açıklamayı. Yani geleceğe dair aslında Berat Albayrak'ı da hatırlatan bir cümlesi vardı. 2025-2024'ten iyi olacak, 2026-2025'ten iyi olacak. Biz bu tekerlemeyi çok iyi biliyoruz aslında. Hani maalesef yaşayarak öğrendik ama belli ki Bakan Şimşek bu konuda umutlu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu konuda kalıcı bir enflasyon düşüşünden söz etti. En azından şu an daha sıkılaştırıldığından bahsetti. Disiplini sağlamaya başladık dedi. Onun için umutlu gelecek yıllara dair. Siz onun kadar umutlu musunuz? Onun kadar iyi görüyor musunuz tabloyu? Tek sevindirici taraf Mr. Şimşek'in ifadelerinin tek iyimser tarafı, yani iyi bari dediğim nokta, tarihleri güncelleyebilmiş. Yani tarihleri güncel yapabilmiş. Orası tutarlı bir taraf. Kalan, ya şöyle söyleyelim. Geçtiğimiz hafta itibariyle dünyanın
ekonomi ve finans otoritelerinin başındaki yetkili, etkili kişiler çok büyük bir şeye dikkat çekti. Dediler ki inanılmaz bir, belki bundan 100 yıl öncesinde görülmüş bir sıkıntılı durum ortaya çıkma riski çok yüksek. Bunun için Avrupa ekonomi, Amerikan Merkez Bankası Fed ne yaptı? Hiç beklenmeyen miktarda bir oranla faizleri düşürdü. Sebebi işte bu, bakın. Sebebi bu. Çok ciddi bir belki sıkıntılı noktaya evriliyor dünya ekonomisi. Şimdi dünya bunu yaşıyorken Türkiye'nin etkili yetkili kişilerinin böylesine sevindirici, iyimser haber veriyor olmaları, ne yaptıklarına baktıktan sonra da görülüyor zaten. Yani siz ne yaptınız da böylesine sevindirici, iyimser haberler verebiliyorsunuz? Dünyanın tam tersine. Bakın, dünyanın tam tersine. Daha geçen gün birisi aslında çok doğru bir tespitte bulundu. O tespite çok tamamen katılıyorum. Demişti ki 2021 yılında NAS var. Yani NAS var kardeşim, demişti işte Cumhurbaşkanı. Sana bana ne oluyor? Faizleri düşürmüştü. Bakın, faizleri düşürmüştü. Eğer o düşürülmemiş olsaydı o zaman, hatta piyasanın ihtiyacına göre de arttırılması söz konusu olsaydı, bakın bu kişinin söylediği ifade bu, katıldığım ifade, bugün döviz kuru bu kadar yükselmezdi. En azından yarısı kadar bir seviyede olurdu. Fiyatlar da bugünkünün belki üçte bir düzeyinde olurdu, kalırdı dedi. Evet, çok doğru bir ifade, tespit. Bakın, Mehmet Şimşek'e şunu sormak lazım aslında. 24 yıllık AKP iktidarı döneminde bu konuyla alakalı ne olmuş, ne yapılmış? Karayolu taşımacılığı Türkiye'de nedense hiç tartışılmadı. Halbuki çok daha ucuza alternatif taşımacılık politikaları geliştirilebilirdi. Yani şimdi Türkiye'ye baktığımızda coğrafi konumu itibariyle ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili mesela. Ama bu anlamda ne olmuyor? Deniz yolu bu tarzdaki ülke içi fiyatları da etkileyebilecek bir tercihle taşımacılıkta kullanılmıyor, tercih edilmiyor. Hala Türkiye'nin, çok manidardır mesela Mehmet Bey bu, 24 şehrinde demiryolu bağlantısı yok. Bakın, 24 şehirde Türkiye'de, bu ne demek? Neredeyse 100 desek tane şehir sayısını, 4'te 1 demek, yani %25 demek. Demiryolu bağlantısı yok. Fakat baktığımızda ne yapılıyor? Teknoloji ilerliyor olmasına karşılık, gelecekle alakalı birçok projeksiyonlar olmasına karşılık, nedense 50 yıl öncesi veya 100 yıl öncesi yatırım tercih ediliyor. Ne yapılıyor? 15 bin kilometre duble yol yapılıyor. Otoyollar yapılıyor. Tüneller yapılıyor. Viyadükler yapılıyor. Bunların hepsi ciddi maliyetler. Bakın, milyar milyar dolarlık maliyetler. Tüm bu altyapı sistemlerinden yetmiyormuş gibi bunun pahalılık üretmesi, işte fiyatlara tesir etmesi, astronomik geçiş ücretleri de ekleniyor. Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor bunu? Bunların kararını verenler belli. Belli. Ya şimdi bakın, en basitten meyve sebze. Antalya'dan yüklenen bir sebze meyve kamyonu karayoluyla kaç günde gitmesi gereken şehre varıyor veya noktaya varıyor. Demir yoluyla olsaydı kaç saatte gidebilirdi? Bunların hiçbirisi hesaplanıp halka maliyetleri paylaşılmadı. Ve bu yatırımlar, sözünü ettiğimiz büyük yatırımlar, maliyeti çok yüksek yatırımlar halkla paylaşılmadı. Şimdi bu söylediklerimin kabaca enflasyonla ne ilgisi var canım diyebilir bazıları. Tercihen planlanmış, bakın, tercihen oturulmuş, planlanmış, taammüden bir soygun düzeni tıkır tıkır işletiliyor Türkiye'de. Tıkır tıkır çalıştırılıyor, işletiliyor. olabilirdi
Denilecekse ben de o zaman şöyle şey yapayım. İlk başladığımızdaki gibi ters bir önerme de yapabiliriz. Yani öyle bir cümle de kurabiliriz. Yani olabilirdi, biz onu olsaydı yapardık ama olmadığı için böyle yapmayı tercih ettik. Bakın, son küresel risk sermayesi ekosistemi sıralamasına göre 2024'ün ikinci çeyreğine kadar geçen 6 yıl içinde sadece Amerika'daki, bakın az önce dedim ya, Avrupa'nın, bütün Avrupa'nın iki katı bir ekonomik performans ortaya çıkarmış Amerika dedim. Onun içerisindeki bir şehirden bahsediyorum şimdi. 6 yıl içerisinde sadece San Francisco merkezli girişimlere tam 430 milyar dolarlık risk fonu akmış. Raporu da var. Hemen arkasından New York geliyor. İşte bu iddianameye konu olan başkanının, New York geliyor. New York bile bu San Francisco'nun yarısı kadar bir risk fonu çekebilmiş. Türkiye'nin belki de hatta Erdoğan'ın bir rüyası vardı bir zaman. Yani hepimiz biliyoruz bunu. İstanbul'u bölgenin ve küresel finans sisteminin merkezlerinden birisi yapmak. Ya şimdi pekala böyle bir şey olabilirdi mesela. Oraya belki 1,5-2 milyar dolarlık binalar dikildi. Binalar dikildi. Bugün oradaki bürokratlar can atıyorlar. Diyorlar ki ya bir imkan bulsak, torpil bulsak da buradan ayrılsak, yeniden Ankara'ya dönsek. Ya aldığı maaş artmış olsa bile insanlar geçinemiyor. Öylesine bürokratlar geçinemiyor bakın, pahalılıktan dolayı. San Francisco'dan örnek verdim. Bakın, San Francisco örneğinin 1/5'i bile mümkün olsaydı sadece İstanbul bölgesi küresel sistemden 85-90 milyar dolarlık bir potansiyel kullanabilirdi. Türk halkı da belki bugünün şartlarının 1/3 seviyesinde olmasa da en azından yarısı kadarlık bir pahalılığa muhatap olur, daha az sıkıntı çekerdi. Mevzu bu. Bakın, konuşulması gereken şeyler bu. Mehmet Şimşek'le, Mr. Şimşek'le. Ama hep hayal akıtmaya, hep hayal pompalamaya tercih ediyor. Oraya şey yapıyor, yöneliyor. Tabii bunlar neden kaynaklanıyor Mehmet Bey? Rasyonaliteden uzak olmakla ilgili. Yani rasyonalite ne demek? Aklını kullanmak. Ya şimdi karşımızda böyle bir şey var. Sıkıntılı bir durum var. Maalesef buradan bir başka yere de bir örnek vermem lazım. Yani bunu bizzat gördüğüm için söyleyebilirim. Bu durum da maalesef kesinlikle bir rastlantı sonucu değil. Yani niçin rasyonaliteden uzak oy hakkını kullanan önemli bir kesim? Çünkü bunun bir yerde bir nebze beslenmeyle de alakası var. Daha kötü bir karşılığı, onu da dile getirmiş olayım. Bugün Türk halkı ağır derecede hasta durumda. Bakın, farkında olalım veya olmayalım. Nedir bunlar Mehmet Bey? Bir, belki obezite. Türkiye haritasının büyük bir kısmı obeziteyle karşı karşıya. Bakın, dengesiz beslenme meselesi ciddi anlamda bu sonucu çıkarıyor karşımıza. Kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon. Sadece bu 4 hastalık Türk toplumunun %60'ında var bugün. Bakın, %60'ı. Hani Osmanlı için bir zaman diyorlardı ya, son dönemlerinde Avrupa'nın hasta adamı. Bugün de yine rahatlıkla ne yapabiliriz? Bu Avrupa'nın hasta adamı izleyişini kullanabiliriz. Çok manidar üstelik yine baktığımızda. Benzetme de değil. Efendim? Benzetme de değil üstelik. Yani gerçekler, realiteler yani bu. Ve Mehmet Şimşek'e belki şunu da sormak lazım. Yani bu kadar şey, tıpkı karayolu taşımacılığının tercih edilmesi gibi, bu kadar şey hep rastlantı sonucu mu oldu 24 yıllık AKP iktidarı boyunca? Kesintisiz iktidar dönemi ya. Bakın, şehir hastanelerini şimdi kalkın bununla düşünün bakalım. Aynı Erdoğan ne dedi? Yani buranın da müşterilere ihtiyacı var dedi. Müşteri kim arkadaş? Ya müşteri kim? Türk halkı. İşte %60'ı hasta edilmiş Türk halkı.
Hocam siz demir yollarını hatırlatınca ben içimden dedim ki acaba söylemese mi hocam? Çünkü siz bunu söylediğiniz zaman akla hemen kamu özel işbirliği gelecek. Yine o yöntemle bu 24 şehre de demir yolu bağlantısı kurulduğunda bu defa yolcu garantisi onlar için de verilecek. Hani böyle bir riski de var aslında bunun, ama dediğiniz gibi keşke rasyonel yöntemlerle bu bir gözden geçirilse. Ben ilkokuldan beri hatırlarım dediğiniz gibi hocam, hani bir deniz nehirlerimizin rejimi uygun değil tamam, ama deniz konusunda taşımacılığı oraya büyük oranda yönlendirebiliriz. Bu da ekonomik olacaktır. Özellikle hani uzun ömürlü ürünlerde yapılabilecektir, ama bir türlü hayata geçirilmediğini ya da geçirilemediğini gördük ki siz şunu ifade ediyorsunuz. Bu bir tercih aslında. Öyle, Hani öyle bir 22 tercih. yıllık AKP iktidarında da en azından demir yolu ağı genişletilebilir, ticaret oraya kaydırılabilirdi taşımacılık, ama yine karayolu tercih edildi. Evet. Ya şimdi şöyle bir başka bir şey vereyim. Yani hemen örnek daha anlaşılır olsun. Almanya'da bundan 2 sene, tam Covid zamanından önce veya onun biraz daha sonrasındaydı. Az sonrasında olabilir. Bu küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle biraz yağışlar azalmıştı. Çok enteresandır. Benzin fiyatları belki 10 sent, belki 15 sent artışa geçti. Ya ne oluyor dedik ya, ne oluyor? Savaş da yok bakın bu, o zaman Ukrayna meselesi, Rusya meselesi. Ne söylendi biliyor musunuz? Almanya'dan bahsediyorum bakın. Dendi ki ya işte yağışların az olması nehir taşımacılığının hareketini etkiledi, olumsuz etkiledi. Dolayısıyla o sözünü ettiğimiz akaryakıtlar daha pahalı bir şekilde tankerlerle ilgili şehirlerin istasyonlarına dağıtım yapıldı. Onun maliyeti yansıdı litre başına. Anlatabildim mi? Bakın Almanya, o zaman çok merak etmiştim. Dedim ya Almanya'da bu kadar geniş mi bu? Baktım sadece bir iki tane şehir hariç, bakın sadece bir iki tane şey, Türkiye'den 24 tane şehirden bahsettik bakın az önce. Sadece 2 tane, o da doğal şartlardan dolayı nehir yakınında olmadığı için. Bakın bu konuda herhangi bir şey yapılamıyor. Sadece 2 tane şehirden bahsediyoruz. 86 milyon nüfusu olan bir ülke. Böylesine kaynaklarını etkin kullanıyor. Bakın nehir taşımacılığını etkin bir şekilde kullanıyor. Ve litre bazında bize yansıması net bir şekilde gördüğümüz şey bu. 10-15 sent. Yani yekünle vurduğumuzda yaklaşık bu da fiyatlara karşılığı %10'a denk geliyordu. Anlatabildim mi mevzu? Orada zammın bir açıklaması var. Yani. Gayet açık hocam, ama bu demir yolu konusu umarız havaalanları yahut da otoyollardaki geçiş garantisi gibi değerlendirilmez. Ama tabii ki Türkiye'nin demir yolları ve deniz taşımacılığını bir an önce gündemine alması gerekiyor. Hani tabii kısa vadede enflasyonla boğuşuyor, ama uzun vadede de hani hep konuşuyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı hali hazırda olmasa bile o ruhun, o anlayışın olması gerekiyor ki hani demir yolu ve deniz taşımacılığı konusunu rahatlatmadan, o konuda ekonomik rahatlamayı getirecek adımları atmadan biz 10 sene sonra yine bunları konuşuruz bu şartlarda. Hocam çok teşekkür ediyoruz, Evet. ama eklemek istedikleriniz varsa son değerlendirmelerinizi alalım gündeme dair. Başka bir şey yok Mehmet Bey. Teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere hocam. Sağ Hoşça olun. kalın. Sevgili izleyiciler, iktisatçı Profesör Sayın Ercan Ekmekçioğlu Parametre'de bizimleydi ki o da zaten özellikle vurguladı. Düşün, New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde belediye başkanı rüşvet almakta ve aldığı rüşvet karşılığı nüfuzunu kullanmakla suçlanıyor. Ve o sıralarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını yapmak üzere bulunduğu bir dönemde bu iddianame ortaya çıkıyor. Peki bu iddianamede ayrıntıda ne var derseniz, işte aslında utanmadan karşılayabileceğiniz bir haber değil bu. Belki de bu utanç da Türkiye medya, Türkiye'de bunu yeterince görmedi ya da görmek istemedi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde neticede hukuk yürüyor. Bakalım nereye varacak ve Türkiye ile nasıl irtibatlandırılacak resmi olarak yargı yoluyla. Parametre yine TR724 ekranlarında sizi bekliyor. Hoşça kalın.